Viyanautkan TV'den hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Bugün 5 Aralık 2023 günlerden Salı, yine Avusturya'dan güncel haberleri sizlere aktarmak için karşınızdayız. Hemen haber turumuza geçelim. Utkan TV Türkiye Yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV. Avusturya'nın Graz şehrinde yaşayan 79 yaşındaki bir Türk vatandaşı, yıllar boyunca haksız yere sosyal yardım almakla suçlanıyor. Graz savcılığı tarafından bu kişi hakkında şikayette bulunuldu. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu kişinin yılın büyük bölümünü Türkiye'de geçirmesine rağmen önemli miktarda sosyal yardım aldığı tespit edildi ve bu durum 5 haneli bir maddi zarara yol açtı. Şüpheli şu anda Türkiye'de ve hakkında arama başlatıldı. Dolandırıcılık vakasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Avusturya'da kuş gribi vakalarının artması nedeniyle Burgenland, Kärntner, Niederösterreich ve Oberösterreich eyaletlerinde kümes hayvanları için ahır zorunluluğu getirildi. Özellikle yabani kuşlarda tespit edilen bu durum, evcil kümes hayvanlarının korunması için önlemler alınmasını gerektiriyor. 50'den fazla hayvanı olan kümeslerde, hayvanlar sürekli kapalı ahırlarda tutulacak, 50'den azı için özel önlemler uygulanacak. Kümes hayvanları ve esaret altındaki kuşlarla ilgili etkinlikler yasaklandı. Bu önlemler, evcil kümes hayvanlarını kuş gribinden korumayı amaçlıyor. Avrupa'daki şu anki salgın durumunda insanlarda herhangi bir hastalık bildirimi olmamıştır. Avusturya haberlerinin doğru ve güvenilir adresi Utkan TV. Avusturya'da Maliye Bakanı Magnus Brunner'in temsil giderleri, SPÖ Kulüp Başkanı talebi üzerine gündeme geldi. Kulüp Başkanı Bakan Brunner'in son 3 aydaki ofis harcamalarını sorguladı ve sonuçta Avusturya Maliye Bakanı Magnus Brunner son 3 ayda ofis harcamaları kapsamında yaklaşık 62.500 euro ağırlama masrafı yaptığı ortaya çıktı. Bu harcamaların büyük bir bölümü 75. yıl Dünya Bankası anısına düzenlenen gala ve Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in de katıldığı Bregenz Festivali'nde bir resepsiyon gibi etkinliklere aitti. Ayrıca bakanlıkta yapılan toplantılar, dijital yetenek ofansifi, federal turu ve diğer etkinlikler için de harcamalar yapıldı. Bakanlık etkinliklerin maliyet etkin bir şekilde gerçekleştirildiğini ve ekstra kira gibi masraflar olmadığını belirtti. Avusturya'da düşük gelirli emeklilere aylık 45 euro ek konut yardımı sağlanacak. Bu düzenleme, asgari emekli maaşı alan bireylerin konut başına aylık yardımını artıracak. Örneğin, 52 metrekarelik bir evde yaşayan bir emekli, mevcut 166 euro yerine 211 euro yardım alacak. Ayrıca, nafaka ödemeleri ve yetim maaşları gibi ek gelirlerin aylık 300 euroya kadar olan kısmı artık hane halkı gelirine dahil edilmeyecek. Eyalet yönetimi, konut gibi temel ihtiyaçlarda istikrar sağlamayı hedefliyor. SPÖ ve Yeşiller partileri, mevcut planların yetersiz olduğunu ve daha kapsamlı bir reform gerektiğini savunuyor. Bu yeni düzenleme, düşük gelirli emeklilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Hak sahipliğinin belirlenmesinde sigorta süreleri ve çeşitli faktörler göz önünde bulundurulacak. Avrupa Birliği, yeni ehliyet kuralları üzerinde anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, ehliyetlerin her 15 yılda bir yenilenmesini içeriyor. Üye ülkeler, yaşlı sürücüler için daha kısa yenileme süreleri belirleyebilecekler, ancak sürücülerin sürüşe uygun olduklarını onaylamaları gerekecek. Zorunlu sürüş uygunluk testleri öngörülmüyor. AB, ayrıca 17 yaşından itibaren deneme süresi ve eşliğinde sürüş yapılmasını standart hale getirme ve dijital ehliyet konseptini kabul etme konusunda da anlaştı. Bu kararlar, AB parlamentosu ile üçlü diyalog müzakerelerinde ele alınacak. Yaşlılar için zorunlu tıbbi kontroller önerisi ise reddedildi. Avusturya'da yaklaşık 80 bin bakım veren bireye finansal destek sağlanacak. Aralık ayında tek seferlik 750 euro bonus ödemesi yapılacak ve 2024 Ocak ayından itibaren her ay 125 euro ödeme başlayacak, yıllık toplamda 1500 euroya ulaşacak.
Bu destek en az bakım seviyesi 4 düzeyinde bir yakınına bakım veren ve belirli şartları karşılayan bireylere Angehörigen Bonus adı altında verilecek. Başvuru koşulları arasında bakım veren kişinin aylık maksimum 1500 euro gelir sınırına sahip olması ve bakımın belirli bir süre devam etmiş olması yer alıyor. Ayrıca Niederösterreich bölgesinde yılda bir kez verilen 1000 euro tutarında Niederösterreich eyaleti bakım ve bakıcı ikramiyesi bulunuyor. 2024'ten itibaren aşağı Avusturyalılar için federal devlet tarafından sağlanan bonusla birlikte toplamda 2500 euroya kadar ek gelir sağlanabilecek. Başvuru formuna utkanhaber.com haber sitemizden ulaşabilirsiniz. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. Artık cepte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye Yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV. Avusturya'da düşük gelirli ailelere yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetlerine yardımcı olmak için aylık 60 euroluk ek yardım sağlanacak. Viyana'da bu ödeme Temmuz'dan Ekim'e kadar olan ayları kapsayacak ve kişi başına toplam 240 euro olarak Aralık ayında dağıtılmaya başlanacak. 2024 Ocak ayından itibaren ise her ay kişi başına 60 euro ödeme yapılacak. Bu ek yardım, düşük gelirli ailelerin ekonomik zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olacak. Ödemeler, Viyana şehrinde Aralık ayının ilk iş günlerinde başlayacak. Ancak diğer eyaletlerde ödemelerin tamamlanması daha uzun sürebilir. Bu destek federal hükümet tarafından sağlanacak ve düşük gelirli ailelere maddi destek sağlamayı hedefliyor. Viyana'daki doktorlar ve hastane çalışanları maaşlarında %30'luk bir artış talebiyle büyük bir protesto düzenledi. Protesto, Viyana Tabipler Odası tarafından organize edilip Schietefanplatz Meydanı'nda gerçekleşti. Katılımcılar, daha fazla takdir, eğitim için daha fazla zaman ve bölümlerin kapatılmaması gibi konuları gündeme getirdi. Sağlık çalışanları, Viyana Sağlık Konseyi üyesi Peter Hacker eleştirdiler ve şehir yönetiminin maaş ve ödeneklerle ilgili vaatlerini yetersiz buldular. Talepler, yapısal reformlar, daha fazla personel, hastalara daha fazla zaman ve daha az bürokrasiyi de içeriyor. Tabipler Odası, ilkbaharda daha sert eylemler planladığını belirtti. Ancak mevcut durumu göz önünde bulundurarak şimdilik grev yapmayı sorumsuzca buldu. Bu durum, sağlık çalışanlarının hem taleplerini dile getirirken hem de halk sağlığına olan bağlılıklarını koruduklarını gösteriyor. Haberlerimizin detayları için utkanhaber.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de. Utkan TV. Utkan TV.